Bugün 22 Haziran, Amasya Genelgesi'nin yıl dönümü. Anadolu'da Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden gitmeye devam ediyoruz. Hatırlayacağınız üzere önceki videolarımızda Atatürk'le birlikte 19 Mayıs'ta Samsun'a çıktık. Sonra 28 Mayıs'ta Havza'ya gittik. Buralardaki faaliyetleri ve gelişmeleri izledik. Şimdi de Amasya Genelgesi'ne giden yola, genelgeye ve etkilerine bakacağız. Bu yolu Atatürk'le beraber Nutuk'tan takip edeceğiz. Havza Genelgesi sonrası yurt çapında işgale karşı mitingler ve protesto gösterilerinin yapılması Atatürk ile İstanbul arasında yoğun bir telgraflaşmaya sebep oldu. İstanbul hükümeti işgal kuvvetlerinin notalarını iletip bilgi istiyor, Atatürk de bunlara gerekli cevapları veriyordu. Tabii bu yoğun soru cevap faslı nihayet İstanbul hükümetinin dayanamayarak 8 Haziran'da Atatürk'ü geri çağırmasına yol açtı. Atatürk ise başladığı işten geri adım atmayacaktı ve İstanbul'a dönmedi. Bu yoğun telgraflaşma ve Atatürk'ün İstanbul'a dönmemesi iplerin giderek gerilmeye başladığını gösteriyordu. Atatürk Havza'da 12 Haziran'a kadar kaldıktan sonra Amasya'ya gittiğini söylüyor. Bu arada Samsun'a çıkar çıkmaz ülkenin dört bir yanındaki komutanlarla da haberleşmeye başlamıştı. Bu yöndeki ilk haberleşmesi 21 Mayıs'ta Erzurum'a gönderdiği telgraftı. Atatürk komutanlarla haberleşmelerine Amasya'da da devam etti. Bunlar arasında 18 Haziran 1919'da o sırada Edirne'de bulunan 1. Kolordu Kumandanı Cafer Tayyar Bey'e yolladığı telgraf önemlidir. Çünkü bu telgraftaki direktifler birkaç gün sonra ilan edilecek genelgenin altyapısının Atatürk'ün zihninde hazır olduğunu gösterir. Telgrafta Atatürk mealen şöyle diyor: "Milli bağımsızlığımızı boğan ve vatanın parçalanması tehlikelerini hazırlayan İtilaf devletlerinin icraatını ve merkezi hükümetin esir ve aciz vaziyetini biliyorsunuz. Milletin mukadderatını bu mahiyette bir hükümete teslim etmek, yok olmaya boyun eğmektir. Trakya ve Anadolu Milli Teşkilatı'nı birleştirecek ve milli sesimizi gür bir sesle dünyaya duyuracak emin bir yer olan Sivas'ta birleşik ve kuvvetli bir heyet teşkili kararlaştırılmıştır. Trakya Paşaeli Cemiyeti selahiyet sahibi olmamak üzere İstanbul'da bir heyet bulundurabilir. Ben İstanbul'dayken Trakya Cemiyeti üyelerinden bazılarıyla fikir alışverişinde bulunmuştum. Şimdi zamanı geldi. İcap edenlerle gizlice görüşerek derhal teşkilat yapınız ve benim yanıma da delege olarak değerli bir iki kişi gönderiniz. Onlar gelinceye kadar beni Edirne vilayetinin haklarının savunucusu olmak üzere vekil ettiklerine dair imzaları altında bir vesikayı imzanızla şifreli telgrafla bildiriniz. Bağımsızlık gayesinin elde edilmesine kadar tamamıyla milletle birlikte fedakarane çalışacağıma mukaddesatım namına yemin ettim. Artık benim için Anadolu'dan hiçbir yere gitmemek kat'idir." Bu telgraf bize çok şey söylüyor. Telgraftan anladığımıza göre Cafer Tayyar Bey aynı zamanda orada teşkil etmiş bulunan Trakya Paşaeli Cemiyeti'nin önemli kişilerindendir. Nitekim kendisinin cemiyetin idare heyetinde olduğunu biliyoruz. Ayrıca Atatürk'ün daha İstanbul'dayken vilayetlerin durumuyla yakından ilgilendiğinin ve ilk temasların tohumlarını burada attığının ipuçlarını da görebiliyoruz. Telgrafta Atatürk'ün kararlılığı nettir. Bütün varlığıyla bağımsızlık için çalışacağını and içmiştir. "Artık benim için Anadolu'dan hiçbir yere gitmemek kat'idir" cümlesi birçok şeyi anlatıyor. Telgrafta başka ne görüyoruz? Telgrafta başka Amasya Genelgesi'ndeki bazı hususların ön halini ve Sivas Kongresi'nin haberini görüyoruz. Atatürk telgrafın devamında Trakya'daki direnişçileri Anadolu'nun geri kalanından haberdar ediyor. Milletin tek bir parça halinde toplandığını, kararların bütün komuta kademesi tarafından el birliğiyle alındığını, vali ve mutasarrıfların bağımsızlık yolunda çalıştıklarını söylüyor. Hatta milli teşkilatın ilçe ve köylere kadar sirayet ettiğini de ekleyerek Trakya'daki cemiyete moral veriyor. İşte bu telgraftan 3 gün sonra yine mealen şu 8 maddeyi yaverine not ettiriyor. 1. Vatanın bütünlüğü, milletin istiklali tehlikededir. 2. Merkezi hükümet, üstlendiği sorumlulukların gereklerini yerine getirememektedir. Bu hal, milletimizi yok olmuş gibi gösteriyor. 3. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. 4. Milletin hal ve vaziyetini göz önünde tutmak ve hakkı hukukunu cihana duyurmak için her türlü tesir ve denetimden uzak bir milli heyetin varlığı elzemdir. 5. Anadolu'nun her bakımdan en emin yeri olan Sivas'ta milli bir kongrenin süratle toplanması kararlaştırılmıştır. 6. Bunun için
bütün vilayetlerin her sancağından milletin itimadına mazhar 3 delegenin mümkün olduğunca hızlı bir şekilde yetişmek üzere hemen yola çıkarılması icap etmektedir. 7. Her ihtimale karşı durumun bir milli sır halinde tutulması ve delegelerin lüzum görünen yerlerde seyahatlerinin kılık değiştirerek yapılması lazımdır. 8. Doğu vilayetleri adına 10 Temmuz'da Erzurum'da bir kongre toplanacaktır. Belirtilen tarihe kadar diğer vilayetlerin delegeleri de Sivas'a ulaşabilirlerse, Erzurum Kongresi'nin üyeleri de Sivas Genel Toplantısı'na katılmak üzere hareket ederler. İşte 22 Haziran 1919'da 4 madde halinde ilan edilen Amasya Genelgesi'nin esasını bir gece önce Atatürk tarafından not ettirilen bu hususlar oluşturdu. Buradaki 8 madde, Atatürk'ün nutukta sona belge olarak eklediği 4 maddelik genelgenin ilk 2 maddesini oluşturuyor. Genelgenin 3. maddesi, delegelerin seçilme şekilleri için sancaklara yol gösteriyor. Buna göre delegelerin seçimleri, Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye Cemiyetlerinin ve belediye başkanlıklarının öncülüğünde uygun görülen şekillerle yapılacaktır. Bu maddede ayrıca delegeler belli olur olmaz isimlerinin bildirilmesi isteniyor. Dört bir tarafa telgrafla gönderilen bu genelgenin 4. ve son maddesi ise telgrafın alındığının bildirilmesini isteyen teknik bir maddedir. Genelgede açık bir bağımsızlık vurgusu ve bu bağımsızlığı elde etmek için mücadele çağrısı var. Hükümetin Türk milletinin yüksek menfaatini savunmadığı belirtiliyor ve milletin kendi kaderini belirlemek için bizzat harekete geçmesi gerektiği hissettiriliyor. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır cümlesi artık dünyanın girmiş olduğu yeni bir yolu Türk milleti içinde işaret ediyor. Bütün dünyada saltanat idareleri ardı ardına yıkılarak hakimiyetin temsili ailelerden bizatihi milletlerin kendi ellerine geçmektedir. Söz konusu cümlede bu gidişatın Türk milletine yansımasını görüyoruz. Elbette bu genelgede ana konu hakimiyet şekli değildir. Fakat Türk milleti için şartlar öyle bir gelişmiştir ki hakimiyetin geleneksel temsilcileri milletin varoluş hakkını savunmamaktadırlar. Bu durumda Türk milletinin ayağa kalkarak kendi hakkına sahip çıkması ve dişiyle, tırnağıyla kazıyarak milletler camiasındaki onurlu yerini alması gerekmiştir. Genelgede ayrıca Anadolu'nun işgal kuvvetleri tarafından en zor ulaşılabilecek bir yeri tespit edilerek milletin temsilcilerinin burada toplanması çağrısı yapılmıştır. Böylece Sivas Kongresi'nin çağrısını görüyoruz. Gerçi Sivas Kongresi öncesi ve sırasında yaşanan bazı hadiseler bu bölgenin düşünüldüğü gibi çok da güvenli bir yer olmadığını gösterecektir. Fakat bildiğiniz gibi bütün bu olumsuz olaylar Sivas Kongresi'nin toplanmasını ve burada etkili kararlar alınmasını engelleyemeyecektir. Milletin kendi kaderini eline alması, milletin kendi seçtiği temsilcileri vasıtasıyla mümkün olacaktı. Bu sebeple her sancaktan 3 delegenin seçilmesi istenmiştir. Bu seçimleri oralardaki müdafaa-i hukuk cemiyetleri, belediye başkanlıkları ve bunlar gibi direnişte öncü rol oynayanlar yürütecek ve vatanseverliklerinden emin oldukları kimseleri göndereceklerdi. Genelgede hem milletle birlikte hareket etme gereğinin hem de bu işi bir sır olarak tutma mecburiyetinin zorluğu da anlaşılıyor. Bu delegelere icap ettiğinde tebdili kıyafet ve hatta gerekirse takma adlarla seyahat edebilecekleri hatırlatılıyor. Gerçekten de ilerleyen zamanda göreceğimiz gibi Sivas Kongresi hazırlıkları duyuluyor. Gerek İtilaf devletleri, gerekse İstanbul hükümeti bu kongreyi engellemek için elinden geleni yapacak fakat neyse ki başarılı olamayacaktır. Amasya Genelgesi hem içeriğiyle hem de imzacılarıyla önemlidir. Çünkü genelge her ne kadar doğrudan doğruya Atatürk'ün fikri olsa da bu fikirlerin daha geniş bir kadro tarafından paylaşılması, milli mücadelenin vatan sathına yayılması bakımından önemliydi. Genelgede Atatürk'ten başka onun maiyetinde bulunan Miralay Kazım ve Hüsrev Beylerin imzaları vardır. Fakat ayrıca onun maiyetinde bulunmayan, onunla özel olarak gizlice görüşmeye gelen Ali Fuat Paşa ile Rauf Beyler ve yine Refet Bey de genelgeyi imzalamıştır. Böylece bu genelge birden çok ileri gelenin ortak bir kararı haline gelmiş ve kapsayıcı olmuştur. Görüldüğü gibi Amasya Genelgesi'nde Sivas Kongresi vardır, Erzurum Kongresi vardır, Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri vardır. Bunlardan daha da önemli olarak hükümetin Türk milletinin haklarını savunmadığı tespiti
ve milletin kendi egemenliğini eline alması çağrısı vardır. Yani bu genelgeyle hakimiyet milletindir sözü vücut bulmaya başlamıştır. Bundan sonra da Atatürk'le birlikte Erzurum'a gidip Erzurum Kongresi'ni takip edeceğiz. Bütün bu anlattıklarımızı Milli Düşünce sayfamızdan da okuyabilirsiniz.